Çok tatlı bir bileklik yapmayı göstereceğim bugün. Gördüğünüz gibi bu minnoş bileklikten yapacağız. Ve çok basit, yarım saatte falan oluyor. Şöyle kolumda da göstereyim. Böyle daha ince bir model. İşte bileği ince olanlar için, böyle ince bileklikler sevenler için bence ideal bir bileklik. Bunlar daha kalın. Mesela ben bunların arasına karıştırarak kullanacağım. O yüzden biraz daha ince olsun istedim. Belki hal olarak da kullanılabilir. İnce, minik. Hani zarif duruyor. Malzemelerimiz ise ben atölyede bulunan amigurumi iplerini tercih ettim. Ya da nakış ipleri var burada. Onları kullandım. Bunu yaptığım ince nakış ipleri var. Yani bu daha punch tarzı nakışlarda kullanılan ipler var. Böyle incecik değil de biraz daha amigurumi ipi gibi. Polyester ipler, pamuklu değil. Ama pamuklu da tercih edebilirsiniz. Yani aslında istediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. Yani inceliğine, kalınlığına göre ona siz karar verebilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Bence güzel oldu. Önceki bilekliklerimde yani şunları da o tür iplerden yapmıştım. Gayet hoş duruyor. Sadece yıkandığında birazcık böyle bir soluk duruyor. Ama o da pek sorun değil. Daha sonra hani kuruyunca eski rengine dönüyor sonuçta. O yüzden çok fazla uzatmıyorum ve videoya geçelim. Evet, ilk önce şöyle bir tutam ip kesip alt planını oluşturmak için kullanacağız bunu. Daha sonra onu yukarıdan sabitleyeceğiz ve istediğimiz renkte ipleri maksimum 2 metre olacak şekilde, çünkü istediğiniz uzunluğa gelmesi için ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Uzun kesmemiz gerekiyor kısacası. Ama daha kısa bir şey yapacaksanız kısa kesersiniz. Ben bu iki rengi seçmiştim. Hemen bunlardan 1,5 metre kadar alıyorum. Kesiyorum ve daha sonrasında bunları tam ortadan ikiye ayıracağım. Daha sonra ortadan ayırdığım kısımları ortada tutturduğum ipe düğüm atarak bağlayacağım. Ben makrame düğümü yapmaya çalıştım orada. Biraz zorlandım. Siz daha basit normal düğüm atıp başlayabilirsiniz de zaten gözükmüyor, belli olmayacak. İpleri düğümledikten sonra hafif aşağı doğru alıyorum. Çünkü üst kısmını son bağlamada kullanacağız. Alt taraftan da iyice geriyorum alt kısımda kullanacağım ipi ve sabitliyorum. Şimdi başlarken en üstteki ipi alacağım. Benim en üstteki ipim maviydi. Maviyi alıyorum. Ve bildiğimiz makrame düğüm yapacağız. Onu da hemen göstereceğim. Sağ taraftaki ipimi ortadaki ipe D şekline getirecek şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra soldaki ipimi ise her iki ipin altından da geçirip diğer sağdakinin içinden çıkartıyorum. Aslında çok basit. Şu an anlattığımı anlamayabilirsiniz ama görüyorsunuz. Daha yakından da göstereceğim birazdan. Daha net anlayacaksınız. Eğer anlamadıysanız başka videoları izleyin. Çünkü yani bu kadar anlatabildim. Her ikisini de altından geçiriyoruz ve ikişer kere yapacağız bunu ve hep sağ tarafa yapacağız. Sağ tarafa yapmamızın sebebi ise dönerli bir bileklik olduğu için dönmesi için sağ tarafa gidecek sürekli. Gördüğünüz gibi her iki ipin de altından geçiriyorum ve sağdakinin içinden alıyorum onu. Şimdi turuncuda da göstereceğim. Burada daha net anlayacaksınız. Biraz daha yakından. Turuncuları alıyorum. Tabii onlar karışıyor birbirine. Dikkat edin orada. Gördüğünüz gibi D yapıp soldakini her ikisinin içinden, altından geçirip sağdakinin içinden çıkardım. D yaptım. Soldakini ikisini de altından geçirip içinden çektim. Aslında çok basit. Yani ben bu kadar anlatabildim. O yüzden siz izlemeye devam edin. Yani yapmak istediğim yere gelene kadar bu şekilde her ikisini de, yani her iki ipi de ikişer kere düğümleyeceğim ve
her zaman sağ tarafa doğru düğümleyeceğim. Ne kadar çok söyleyemedim. Yine göstereyim. Gördüğünüz gibi D yaptım. Soldaki ipimin ucunu aldım. Her ikisinin de altından geçirdim ve iki taraftan da çekiyorum. Böylece yukarı kadar gidecek o. Ve oraya düğümlemiş olacağım. Zaten çok az dönmeye başladı, oradan görüyorsunuz. Bu şekilde bitirene kadar böyle gideceğiz. Evet, bilekliği bitirdim gördüğünüz gibi. Uçlarını da kısalttım böyle. Ben çok uzun kesmişim çünkü ipi. Hemen tahtadan ayırıyorum onu. Ve yapacağımız işlem şu. Şu uç kısımda kalan püskülleri, artık ipleri makasla iyice dibinden kesiyorum. Yalnız keserken dikkat edin, kopartmayın oralarını. Kestikten sonra bir çakmak yardımıyla uçlarını yakıp kapatacağım. Yani bu kadar. Daha sonrasında ise bilekliğin açılır kapanır kısmını yapacağız. Bunun için de bilekliği iki ucunu birbirine ters gelecek şekilde üst üste koyuyoruz. Ve yine aynı şekilde bir tane fazladan ip alıp
İkisini birbirine düğümlüyoruz. Daha sonra klasik makrome düğümünü yapıyoruz. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Bu sefer tek tarafa doğru yapmayacağız. Evet, düğümleme işlemimiz de bittikten sonra yine makasla kenarlarını kesiyorum ve çakmakla yakıp bitiriyorum. Böylece bilekliğimiz olmuş oluyor. Uç kısımlarında kalanları çıkmaması için düğümleyip bilerek kesip kısaltabilirsiniz. Evet, bileklik bu kadardı. Yani çok basit bir şey, dediğim gibi eliniz hızlıysa 15-20 dakikada yaparsınız. Eliniz yavaşsa belki bir saati bulur ama çok basit bir teknik. O yüzden ben size inanıyorum, yaparsınız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim ve başka bir videoda görüşmek üzere.